Taksim Erbakan, herkes Nusret'le ilgili video yaptı. Herkes Nusret'e gitti. Bir sürü video yapıldı. Ama kimse Dubai'deki Nusret'e gelmedi. Şu an Nusret'in girişinin kapısının önündeyim. Burası inanılmaz pahalı. Ben de şimdi içeriye Nusret'e gireceğim ve orada yemek yiyeceğim. Burada kesin bir Türk görevli vardır zaten. Aynen, Nusret de var. Nusret burada. Bak şurada valla. Şurada adam. Burada sadece Türkler mi çalışıyor? Yabancılar da var mı? Karışık çalışıyor. Kaç tane Türk var? Çoğunluğumuz Türk. %80-85 Türk'üz. Süper. Nusret selam abi. Ne haber? İyi sen? İyidir ben de. Evet, menüyü getirdiler. Şimdi menüye bakacağız. Asıl olay zaten bence menüdeki fiyatlar ve bakalım. Şimdi mesela şaşlık var. Normalde Türkiye fiyatı bunun 120 lira falan. Oha! 700. Kafes böyle kuzu getiriyor. Kuzu pirzola aslında. Kesip gelip getirip önünüze kesiyorlar. 700 dirham. Yani yaklaşık 550 lira falan. Bir İstanbul bir otlama yapalım. Tamam. O zaman bir İstanbul bir otlama yapalım. Tamam. Evet, mutfakta çekim için de izin aldık. Güzel. Şimdi giriyoruz. Etler. Buyurun etler. Zaten Nusret'te bir kural var. Bıyıklı olmadan burada çalışamıyorsunuz çalışmak isterseniz. Aa, siz nasıl aldılar işe? Bir torpil seziyorum ben orada çünkü. Yok, torpil yok. Bir torpil var bence orada. 6 yıldır Nusret'te çalışıyoruz. Etler pişiyor. Bunlar kafes. Kafes. Bunları Nusret kendisi mi kesiyor? Evet. Oo, yağ fıçısı valla. Normal Nusret'ten, yani İstanbul'daki Nusret'ten bir farkı yok gibi. Sadece içeride daha çok Arap var. Normal Türkiye'deki Nusret'te de aslında çok Arap var. Et daha mı güzel? Wagyu. Aa bak. Neden daha güzel? İstanbul? Wagyu hepsi. Avustralya, Japonya. Ha. Kobe. Şimdi babacımlar, Türkiye ile buranın fiyatlarını karşılaştıracağız. Görüyorsunuz Nusret Burger burada 120 lira, yani yaklaşık 110 liraya falan denk geliyor, 120 dirham. Türkiye'deki fiyatı 30 lira. Lokum burada 300 dirham, yani 270 lira. Türkiye'deki fiyatı ise 100-120 lira arasında. Bu Nusret spagetti, bu da yine çok özel bir et. Etin koltuk altından, dananın koltuk altından yapılan özel bir et. Burada 270 lira, Türkiye'de 100 lira. Buluyoruz. Fiyatı 400 dirham, yani yaklaşık 350-370 lira arası bir fiyatı var. Şimdi yiyeceğim, bunu daha önce yemedim hiç. Çok lezzetli. Çok yağlı değil, yani yağını hiç hissetmedim. Tuzun tadı güzel geliyor. Yani hiçbir yediğim ete benzemiyor. Dana ama pişirme yönteminden olsa gerek. İstanbul'daki Nusret'teki etlerin tadı bu kadar güzel değil bence. Burada zaten etleri özel alıyorlarmış. Avustralya'dan, İsveç'ten getiriyorlarmış etleri. O yüzden tatları daha lezzetli. Evet, şimdi sırada Ottoman steak var. 950 dirham. Yani Türk fiyatıyla da yaklaşık 850 lira gibi bir fiyatı var. Hayatımda ilk defa yenilebilir 850 lira göreceğim. Yani 850 liranın yenilebileceğini hiç düşünmemiştim. Evet, şimdi Ottoman steak geldi. Kocaman bir pirzola. Yani hayatımda gördüğüm en büyük pirzola. Sanki böyle ne bileyim hormonlu bir dana gibi. İlk defa bu kadar büyük pirzola görüyorum. Lisset kesmiyor mu? Thank you.
hayatımda gördüğüm en büyük et ve çok yağlı zaten. Yağlarını görebiliyorsunuz. Çok özel bir et olduğunu söyledi. Bakalım yiyeceğiz, deneyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl tadı. Bence güzel ama bir önce yediğimiz ete göre daha ağır. O yüzden bence diğer yediğimiz et daha güzeldi ve daha hesaplıydı. Daha ucuzdu en azından, yine yani ucuz değil aslında ama buna kıyasla daha ucuzdu. Nusret Bey de şurada ama etimizi kesmek istemedi. Bilmiyorum neden. Kesmedi etimizi, başkaları etimizi kesip duruyor. Başkalarının etini kesiyor. Arapların etini, turistlerin etini kesiyor. Türklerin etini kesmiyor Nusret. Bilemiyorum. Ya da beni sevmiyor. Menüde bunun için Ottoman steak yazıyor. Ama bence bunun adını menüde kolesterol olarak değiştirebilirler. İki tane kocaman et yedim. Şimdi ise tatlı yiyeceğim. İstanbul'daki tatlının aynısıymış buradaki tatlı. Havuç dilimi olarak geçiyor. Havuç şey, üçgen baklava. Arasına dondurma koyuyorlar. Bol fıstıklı. Çok güzel İstanbul'da. Bakalım buradaki de güzel mi? Evet, geldi havuç dilimi. Heyecanla bekliyoruz. Buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Bakalım İstanbul'daki kadar güzel mi? Harika. Hayatımda yediğim en güzel baklava burası. Antep'te baklava yedim. Antep'ten baklava geldi yedim. İstanbul'da, Karaköy'de birçok yer yedim. O hayatımda yediğim en güzel baklava kesinlikle bu. O baklavanın ağırlığının içindeki dondurma alıyor. Böyle ferah bir tat katıyor içerisine. Efsane. Evet, her şey bitti. Sıra hesap aşamasına geldi. Daha önce yediğimiz hamburgerci de bizi tanımıyor olmalarına rağmen YouTuber'ız dediğimiz için %50 indirim yapmışlardı. Bakalım burada, herkes Türktü zaten. Burada bize ne yaptılar? Fiyat nasıl geldi? Bakıyoruz. Açıyorum. Acun abi büyük hissediyorum. Acun abi geliyor. Dıtıs tıs tıs tıs. Tövbe. 1672 dirham. Bakıyoruz. Bakın salata ilk yediğimiz 45 dirham, yaklaşık 30 TL. İlk et, ya gerçekten parasını hak eden güzel olan et, 400 dirham, yaklaşık 350 TL. Az önce yediğimiz ve beğenmediğimiz et 850 TL. Baklava 40 TL. İki tane de soda için, sodanın fiyatını da almışlar, ayıp kardeşim. Bunlar da 60 TL. Üstüne vergi ekleniyor 150 TL, 140 TL. 1672 dirham yaklaşık değil tam 1500 TL aslında. Evet, hesabı ödeyip çıktım. Şimdi genel olarak yorum yapacağım ama bu yaptığım yorumlar tamamen benim kendi öznel yorumlarım. Ne bir yemek kurmesiyim ne bir şeyim, sadece kendi görüşlerimi size aktaracağım. İlk olarak yemiş olduğumuz salata okeydi, güzeldi. İkinci olarak yediğimiz et İstanbul bifteği çok güzeldi. Tadı inanılmaz güzeldi. Hayatımda yediğim en güzel et diyebilirim. Fiyatı 350-360 TL civarında. Fiyatı çok yüksek. Ama bence fiyatını hak ediyor. Eğer öyle bir paranız varsa ve et yemeyi düşünüyorsanız alınabilecek bir şey. Osmanlı bifteği tadını beğenmedim. Çok ağır geldi. Ve fiyatı 850 TL. Çok fahiş, çok yüksek, çok pahalı. Son olarak da yediğimiz tatlı, havuç dilimli baklava içerisinde dondurmayla beraber inanılmaz güzel. Tadı çok güzel. Fiyatı da 45 TL civarında, yine fiyatını hak ediyor. Tabii bu fiyatlar Dubai şubesine özel fiyatlar. Ayrıca Nusret burada herkesin etini tek tek kesti. Bizim yanımızdaki masaları da kesti. Ama bizim etimizi kesmedi. Ben buna çok üzüldüm, çok darıldım. Bunu da buradan söylemek istedim. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle çılgın videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuraya ya da şuraya bir yere tıklayarak başka bir videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.